Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi evimizdeyiz çok şükür. Dün hastaneden taburcu olduk. İşte neler yapmıştık aşkım? Vallahi sabah aşkım, uyandık. Zaten sabah uyandık dedim, bütün gün emzirmekle geçti. Evet, gecemiz emzirerek geçti ama çok güzeldi. Böyle bir an bile uyuyasım gelmedi. O kadar güzel ki böyle uyuyunca sanki uyandığımda böyle büyüyecekmiş gibi hissediyorum bebişim. Daha nereye büyüyor hemen? Tam hızlı büyüyecek ama o kadar O da kadar değil. Da değil, evet. Ama böyle ona bakmaya dayamıyorum ya. Böyle Allah'ım isteyen herkese nasip etsin diyorum bu arada. İşte uyandık, topuğundan kan aldılar. Ondan sonra... Benim en gıcık olduğum kısım oydu zaten. Evet. Aşkım zaten gidip bakmadı. Annemle beraber yolladık bebeği. Dedik biz dayanamıyoruz, sen şey yap. Ben çünkü Ağlamasın. dayanamam yani öyle görmeye. İşte topuğundan kan aldılar. İşitme testi yaptılar. Çok şükür her şey yolunda. Pazartesi günü de sağlık ocağına götüreceğiz. Sonra tekrar bir çocuk doktoruna götüreceğiz kontrole. Ondan sonra büyümeye devam edecek oluşumuz. Yani günler nasıl geçiyor, böyle nasıl sabah oluyor, gündüz oluyor, hiçbir şey yapmıyoruz. Mesela özellikle televizyon bile hiç açmıyorum evde. Hiç aklıma gelmiyor. Bütün gün onunla beraber yataktayım. Beraber uyuyoruz, uyanıyoruz, emiyoruz, altını açıyoruz, yine uyuyoruz. Valla çok güzel ya. Hani böyle emiyor. Yani onu emdikten sonra işte birazcık duruyor. Sonra bir işte kendi kendine gazını çıkarıyor. Kendi kendine altını dolduruyor. Evet. Rahatsız oldu mu azıcık böyle bir sesi çıkıyor. Yani hiç böyle çok uslu gidiyoruz şu an için bakalım arkadaşlar. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Yani hep böyle Nazar kalsın. değmesin. Maşallah var şu an bizim Bakalım oğlanın. 40'ından sonra neler değişecek hayatımızda. Aynen şu ana Hangi kadar huyları süper. değişecek falan. Birkaç eksiğim var. Aşkım onları almaya gidecek birazdan. Onun öncesinde de hastanedeyken işte Tuğba ile Caner Sansu Müsir bize hediyeler getirmişlerdi. Onların hiçbirine bakmaya kısmet olmadı. Ben de eve sakladım dedim. Eve gittiğimde artık kendimi iyi hissettiğimde, çünkü eğilip kalkamıyorum. Hala da eğilip kalkamıyorum bu arada. Ara ara birazcık sancım oluyor. Ama her şey yolunda. Koltuk değiştirdim. Orada rahat edemedim. Dedim bu koltuğa geçeyim. Biz bu arada hediyeler böyle poşetteydi. Hepsini tek tek çıkardık. Çünkü çok ses yapıyor video çekerken. Bu tarafa geçelim dedik. Sağ olsunlar. Biliyorsunuz yeni doğan bir bebeğin en çok ihtiyacı olan şey bezdir sanırım. Bize bir kutu bez almışlar. Bayağı var içinde. Hatta kilosunda bir yüksek olmuş değil mi aşkım? Biz çünkü 2,5 kilo almıştık. Bu Evet, 4,9 şurada kilo. yazıyor. 4-9 kilo. Zaten bizim oğlan şu an 3,5 kilo. Evet. 4 Yani olacak yani biraz. Elimizdekiler bittikten sonra bunu geçebiliriz. Evet. Biz prim almıştık. Tuğbalar bize slip almış. Miralinda da slip'i kullanıyor. Oradan biliyorum. Çok memnun Çok güzel ama. Tuğbalar. Biz de denemiş oluruz hem. Bebeğimizin poposu. Bakalım hangisini daha çok sever. Görmüş oluruz. Böyle bir tane ebeveyn alt açma örtüsünü bebek için, bakım için almışlar. Pofuduk olandan almışlar. Teşekkür ediyorum tekrar. Bu da 40 tane değil mi? Evet, 40 tane. Bayağı yapıyor. Var içinde ya. Bunun üstüne koyar mısın aşkım? Tabii ki aşkım. Şimdi buradan bunları daha rahat. Bunu da açmadım. Tam böyle poşetten çıkarırken şöyle üstü hafif yırtıldı. Şimdi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sizle beraber görmüş olacağım. İçindekileri görmemiştim. Ay bu ebeveyn pudra kokusuna da hastayım. Çok güzel kokuyor. Ay dolaplarına bak aşkım. Tabii bizim olan şu an küçük, bu olmaz. İlerleyen zamanlarda inşallah. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel böyle garip bir görüntüsü var, deseni var. 6 aylıkken giy oluyormuş. Hem de bak Tigger'lı. Evet. Sen biliyor musun Tigger'ı? Biliyorum tabii aşkım. Bilmez olur mu? Winnie the Pooh vardı. Winnie the Pooh. Evet izlerdim. Oradaki Tigger benim en sevdiğim karakterdi bu. Çok güzel. Süper düşünmüşler. Ay, çok çok güzel beğenmişler valla. Evet. Ay bu kadar büyüyecek de bunun içine girecek mi ya? Şu an boyu bu kadar. Kurban olurum bir ya. Koyayım. Bizim böyle zıbın almışlar bir de. Bunlar da 6 aylık. Zıbınlar çok önemli. Büyük olması çok önemli ya. Şimdi çünkü yeni doğduğu için biz hep en fazla 3 aylık aldık. Bir de yeni doğan falan almıştık. Böyle ikili zıbın almışlar bize, kısa kollu. Çok güzel. Bak bu da arkadakinin deseni. Süper. Uzay
uzaydaki böyle şeyler var. Astronotlar, ay, UFO evet. falan var. Çok güzel. Çok beğendim. Ben çok beğendim. Şahane. Bu neymiş? Bu da tulum. Bak bunu kışın süper bir şey. 6 aylıkken oluyormuş. Tam mevsiminde olacak. Yani Aralık gibi falan, Ocak gibi giydirebiliriz. Böyle hem şuralarından cırtlı, çıt 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 altını açarken iyi olur bu. Evet, daha rahat edeceğiz yani hiç bunu. Hiç bu renk bir şeyimiz yok da. Evet, hiç gri tarzı bir yoktu. Hep ben mavi aldım, hep mavi aldık. Ama baksana ya, çok büyük geldi. Evet, benim gözüme de bayağı büyük geldi ama aşkım sen bakma. Ama 6 ay ya. Bir ay sonra, 2 ay sonra. Olacak. İçine gider onu rahat rahat. İnşallah ya, o günleri görmek nasip olsun. Amin. Burada amin. Ne var? Biraz ses yapacağım. Olsun. Aa bak, bu da Sleepy'nin ıslak mendil. Ultra hassas diyor ciltler için. Yeni doğan ıslak havlu. Çok önemli bir şey bak bu. Evet. Temizlik için, çocuğun temizliği. Biz şu an ilk başta cildi çok hassas diye pamukla siliyoruz. Ne olur ne olmaz böyle suyla, pamukla temizliyoruz. Islak mendil çok fazla cildine değdirmek istemiyoruz. Çünkü daha pamuk gibi kendi. Ama zaten ne evet. kadar sürecek ki o yani pamuk en gibi olması. İşte bir ay sonra, en geç bir ay içinde ıslak mendile geçiş yapmış oluruz. Bir ay sonra bunları tek tek kullanacağız. Islak mendili çok güzel kokuyor Sleepy'nin. Evet, bence çok de sevindim. En güzel olabilir. Vallahi sağ olsunlar, çok düşünmüşler. Masraf da etmişler. Bir de son olarak tabii ki bitmedi. Bitmiyor, bitmiyor. Vallahi aç aç bitiremedik hediyeleri. Böyle bir oyun halısı almışlar bize. Baksana çok güzel. Desenine. Allah'ım, böyle mi bir şey mi olacak bu? Evet. Şöyle. Açınca böyle olacak aşkım. Yukarıda böyle oyuncakları, altta da böyle desenli halısı. Zaten şurada desenini görebiliyoruz. Buraya atacak. Yatıracağız. Böyle elleriyle vuracak falan. Bunu da kırkımız çıktığına doğru hani böyle daha çok görmüş, tepki vermiş olur ya o zamana. O zaman kullanırız. Benim favorim bu oldu yalnız. Evet. Ben buna bayıldım yani gerçekten. Ben de bayıldım. Çok güzel gözüküyor. Zaten ben böyle bir şey almak istiyordum. Onlara kısmet olmuş. Onlar almışlar. Ben daha küçük diye hani yeni doğdu falan ya. O yüzden almamıştım böyle bir şey. İlerleyen zamanlarda alırız diye düşünmüştüm. Ama çok iyi oldu. Şuraya koyarız. Fena mı olur üstünde oynar falan. Tabii canım, ben çok severim. İzlemesine bayılırım ben öyle çocuklar oynarken. Evet. Ben de girerim içine vallahi hiç. O kadar büyük değil canım. Ya sadece başımı sokarım ben de. Kafama sokarım. Kolumu sokarım. Çocuk oynarım ben de. Çok güzel gözüküyor. Evet. Çok teşekkür ederiz buradan. Tuba'ya, Caner'e çok güzel, çok evet. zevkli şeyler almışlar gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Aynen öyle. Allah daha çok versin diyelim. Bir de aşkım şu bir tane poşet vardı. Ha bu da şey değil mi? Ver. Meryem ablamın getirdiği evet. şeydi. Onu şöyle hemen bir hazır açmışken. Da... Sıfır atık. Dur. Burada bir sosyal mesaj var şu an. Sıfır atık. İsrafa hayır. Evet. Burada da Prima'nın ıslak mendilini almış Meryem abla. 3 tane. Tamam, bir ıslak mendilimiz daha oldu. Oh, bol. Hatta o kaçtı bu? 4'tü mü? 3'lü. 3x52 diyor. Çok iyi. Burada da yeni doğan şey var, bez var. Oh. Hatta bunu da hemen kullanırız şimdi. Çünkü 2-5 kilo diyor. O 9 kiloya kadar kullanılabiliyor. Önce Prima'ları bitiririz. Önce ufakları bitirir, sonra Sleepy'ye geçeriz. O daha büyük çünkü. Arkadaşlar, beze hayır demiyoruz yani. Buradan duyurulur. Bezeydi, alt açmasıydı vesaire bunları. Sağ olsunlar ya, düşünmüşler. Kabul ediyoruz yani. Hani hastaneye de gelip gittiler. Herkes yalnız bırakmadılar bizi. En evet. güzel zamanımızda, mutluluğumuzda ortak oldu birçok kişi. Çok teşekkür ederim. Tabii canım, arayan, gelen, arayan, soran. Bazılarına dönemediğimiz insanlar bile olmuş olabilir. Bu arada dönemediğimiz varsa kendilerinden çok özür diliyoruz. Affola yani. Evet arkadaşlar, gerçekten kolay değil yani. Aşkımın bu lohusalık şimdi yani durumunda şu anda. Ben de yani işe mi gideyim, oğlama mı bakayım, işte ev alışverişim mi, yani alışveriş mi yapayım derken ben de hani arada kaynıyorum bayağı. O yüzden... Genelde aşkım hep dışarı işlerini tercih ediyoruz onu kullanmak için. Evet, bir şey alacaksa ben gidiyorum mesela. Evet. Yani dediğim gibi oturup böyle hani mesajlara bakamadığımız varsa hani yazıp da işte bana niye dönmediler, bana niye işte yazmadılar falan varsa öyle şike, nasıl diyeyim, takipçilerimiz lütfen gücenmeyin bize, olur mu? Evet. Gerçekten yoğunuz yani. Gözünüzden geçmiş olabiliyor.
Evet arkadaşlar, şimdi aşkımın bana e-bebekten bazı şeyler almamı söyledi. Onları almak için geldim şimdi AVM mağazasına. Bakalım e-bebeği orada gördüm şu an. Bir heyecan var çünkü ilk defa aşkımsız. Şuradan taraftan gideyim. Şöyle kestirmeden geçeyim. İlk defa e-bebeğe aşkımsız gireceğim şimdi. Sevgilim yok. Bakalım içeride kendimi nasıl hissedeceğim. Muhtemelen video çekemeyeceğim burada arkadaşlar, kusura bakmayın. Ama çıktığımda aldıklarımı söylerim. Arkadaşlar burun aspiratörü diye geldim. Dünyanın şeyini aldım. Bir sürü ürünler aldım böyle. Ve bulsam koyuyorum yani. Bu e-bebe çok tehlikeli bir mağazaymış. Ne görsem almak istiyorum yani. Bir sürü güzel şey var bebek için bir de. Birazdan şimdi arabaya geçeceğim. Size her şeyi göstereceğim aldıklarımı. Evet arkadaşlar. Şimdi arabaya geldim. Aldıklarımı dedim size göstereyim. Şimdi sevdiceğim evde beni bekliyor. Asıl amacım buydu. Yani sırf bunun için geldim aslında. Bir de aspirasyon mu? Burun aspiratörü mü? Onun için gelmiştim. Şimdi bunu aldım. 49.90 da bu fiyat. Toparlayıcı kilotmuş. Güzel oluyor yani bunlar. İnşallah iyi gelir aşkıma da. Ben de bilmiyorum. Aldım rastgele artık. Ne görsem aldım. Şöyle bir şey aldım. Bu da aynı baby madal bilmem ne. Bu 17.45'miş. Birim fiyatı diyor. 34 de olabilir. Tam emin değilim. Şunu hoşuma gitti. İnşallah işe yarayacak bir şeydir bu. Bebek emzirme yastığı diyor. Çok hoşuma gitti böyle. Aşkım bütün gün böyle duruyor şu an bebekle evde. Hani belki dedim koluna iyi gelir. Bunu taksın böyle. Belki böyle ağır da bir malzeme. Aslında içi bayağı dolu yani, güzel. Ürünleri sonra daha şey gösteririz ayrıntılı. Heh, bir de buydu. Asıl gelme amacım buraya. E-bebeğe silikon burun aspiratörü. Bundan aldım. İnşallah doğru almışımdır. Ondan sonra bunu gördüm. Orada hemen onu da koydum. Şey neydi bu? Ana kucağı sinekliği. Böyle bizim evde ana kucağı var arabaya işte kullanılan. Onun üzerine böyle sineklik geçiriliyormuş. Hoşuma gitti bayağı. Lazım olacak. Dedim alayım dursun. Bunun fiyatlarını bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Başka yapışmış bantlar. Bu da hamile kilodu. İki tane almışım bundan. Bir SM ya. Small, medium. Hem küçük hem orta beden. Herhalde emin olamadım ondan, ikisini birden aldım bunların. Bu ne kadarmış? Bu da şey diyor, satış fiyatı 34.90 diyor. Falan. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Silikon göğüs koruyucu diyor. Bilmiyorum kullanan var mı? Ama aşkım şu anda en büyük şikayeti bu. Çok acıyor diyor. Bizim oğlan sürekli emiyor. Çılgınlar gibi emiyor yani. Dedim belki bunu bir arkasını okudum dedim işte şey. Meme uçtu, göğüs uçlarını koruyormuş. Silikon böyle. Ucuna takacağız herhalde bunu. Bilmiyorum ki nasıl olacak. İnşallah işe yarar bu da yani. Gördüm orada, dedim herhalde bir şey var ki buraya böyle bir ürün ortaya çıkmış. Kullanmak, bakmak lazım. Yani bunları aldım. Şimdi gidiyorum, kızacak bana şimdi bu kadar çok şey aldığım için. Bu o bana iki tane şey için dedi. Ben yine birazcık harcadım. Toplam hepsi arkadaşlar bunların 220 lira tuttu hepsi toplamda. Öyle. Biz en son dün salonda video çekiyorduk aşkımla. Sonra aşkım gitti bizim ihtiyaçlarımızı falan aldı, sağ olsun. Dün akşam da işte babamlar falan geldi Seferihisar'dan. Onlarla biraz vakit geçirdik. Bugün de öteki babamız gelecek yurt dışından. Heyecanlıyız. Dedesiyle torunu ilk defa tanışacaklar çünkü. Değil mi oğluş? Bu arada maşallah var oğlumunda. Yeni kıyafet giydirdim sizin için. Fotoğraf çekildik. Size de göstereceğiz. Zaten kapak resminde de görürsünüz. Çok özendik böyle. İnşallah beğenirsiniz. Değil mi oğluşum? Oğluşum şu an uyuyor. Yeni emzirdim onu. Birazdan uyanır ama. Sürekli aç. Hiç doymuyordu. Aşkım bu şimdi 3 günlükü yaptığın şeyleri biraz bahsetsen, tecrübelerini nasıl geçirdin? Yani şöyle, geceleri mesela normalde uykuyu çok seven bir insanım. Ama bebiş böyle beni o kadar etkiledi ki böyle onun küçücük bir sesine bile uyanır oldum.
İşte kalkıyorum, emziriyorum. Dün akşam mesela ilk defa eve geldiğimizden beri, doğduğundan beri yani. Annem böyle uyuyakalmış, yorulmuş o da haliyle. İlk defa böyle altını kendim açtım. İşte emzirdim aynı zamanda. Çünkü normalde işte ben emziriyorsam annem altını açıyor. Ben hiç altını açmıyordum. Artık ben yaptım. Ne bileyim ya, böyle onunla uyuyasım var, onunla uyanasım var. Hiç yanından ayırasım gelmiyor. Gözümün önünden kaybolsun istemiyorum gerçekten. Çok güzel bir duygu aşkım ya. Değil mi? Ben de böyle... Sabah falan mesela senin yanına getirdim ya, uyansın babası diye. Evet. Böyle gözlerini açmış, boncuk boncuk bakıyor bize. Dedim babasının da bunu görmesi lazım. O sabah böyle uyandırıyor ya seni. Öyle güzel ki ya. Ama nasıl konuştum onunla bugün? Evet. Arkadaşlar, ama öyle böyle... konuştu, öyle konuştu ki gülümsedi ya babası. Hissediyor. Gittim dedim biliyor. Ona, babası dedim. Babası. Seni dedim çok dedim seviyorum oğlum dedim. Sana evet. Dedim maşallah. Ona böyle iltifatlar ettim böyle koklaya koklaya. O da bu yana gülümsedi bana. Çok hoşuma gitti ya. Ya çok farklı duygular arkadaşlar. Hani ilk defa yaşıyorum ben bunu. İlk defa hayatımda hani böyle bir duyguyu hissediyorum diyeyim, öyle diyeyim. Herkese de Allah nasip etsin böyle bir şeyi. Hani babalık duygusunu, annelik duygusunu. Biz daha çok çok başındayız. Çok çok daha yeniyiz. Daha mesela çocuk ağlayıveriyor. Aşkım, ben de ağlıyorum. O da ağlıyor onunla beraber. Mesela dün ne yapacağız diyor. İşte altını açtık. Böyle acıkmış, tahammül edemiyor. Hani böyle bir anda bağırmaya başladı. Ben anne anne ne yapacağız falan yapıyorum. Hani böyle ne yapacağız falan böyle ağlıyor. İşte aşkım diyor o kadar diyor şey yapma. Ama daha yeni olduğu için işte birazcık alışma sürecimiz var. Azıcık öksürüveriyor böyle. Hemen aşkım evet. Allah anne hemen koş ne yapacağız anne hemen panik oluveriyor. Aşkım ne bu kadar olma dedim böyle bu kadar azıcık soğukkanlı ol. Ne yapayım aşkım daha 3 günlük çocuğum. Sen 3 günlük müsün lan? 3 günlük bebişsin şapkasına kurban. Bu yani... takımı da çok sevdiğim bir arkadaşım almıştı. Teyze şu. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine tekrar. Çok güzel ya. Evet çok yakıştı bir de. Böyle sürekli giydirip soyasım var. Hani böyle başka başka şeyler hani çok tatlı duruyor her şey ya. Şey, oh, ısırasım geliyor. Aşkım şöyle bir ellerini göstersene be. O küçük ellerini göstersene. Pamuk eller. Çünkü bu şey biraz. Farklı mı? Bir de böyle emerken o eldiven oluyor ya. Ama güzelmiş bak bu çıkmıyor rahat rahat mesela. Aynen. Diğerleri arkadaşlar şey illa böyle eldiven takmak istiyor mesela diğer şey kıyafetleri. Bu arada tırnaklarını hala kesmedik. Çünkü tırnak kesilecek bir tırnak değil bakar mısın parmağa? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Böyle nasıl desem böyle hemen elinle tutuyorsun zaten. Gözüktü mü acaba? Çünkü bakmadan çektim de. İnşallah görünmüştür. Bak benim anneciğine. Oh. Ay maşallah sana. Bu arada pazartesi günü de doktora gideceğiz. Önce sağlık ocağına götüreceğiz. Topuğumdan kan alacaklarmış. Ay nasıl dayanacağım onun sesini bilmiyorum. Yine mi topuğundan kan alacaklarmış? Sağlık ocağı için. Yapma ya. İşte bir tane hastanede aldılar çıkmadan önce. Bir de işte Allah kısmet ederse pazartesi günü tekrar gideceğiz. O zaman da aldıracağız. Ondan sonra çocuk doktorunda randevumuz var. Genel rutin kontrollerini yapacaklar bir yolcumu. Oraya götüreceğiz. Değil mi oğlum? Allah kısmet ederse de sonra evimize geleceğiz. İnşallah aşkım benim. Bak oğlum ya. O kadar güzel ki Allah'ım. Böyle kendimi alamıyorum. Kendimi kaybediyorum. Çok güzel gerçekten. Ne zaman gelsem arkadaşlar çocuğa saldırıyor böyle. Kucağına alıyor, alıyor, koyuyor bir daha alıyor, kucağına yapıyor, kokluyor ona. Yanına yatıp uzanıyorum bir de. O çok güzel oluyor. Aa evet. O zaman bir de bu nasıl mucize bir şeyse mesela bak tek başına koyuyorsun ya. Mesela huysuzlanıyor böyle hani bazen uyumuyor. Sonra alıp senin yanına böyle koyuyoruz yavaşça. Hemen senin kokunla uyuveriyor. Gerçekten anne kokusu demek ki bebek için hani gözümle gördüm artık bunu yani. Yani kanıtlanmış bir şey arkadaşlar. Evet. Anne kokusuyla bebek harbiden aşırı huzur, aşırı güvende hissediyor kendini. Çok güzel. Yine bir ağlıyor, yine bir bakın başı. Kucağında şu anda mesela. Hiç Allah isteyen herkese sesi çıkmadı yani. Etsin. Ben alsam hemen başlar bir yaklamaya da anneme verin bana diye. Yok be uyuyor şimdi ondan. Yani oğlan anaya diye boşuna dememişler. Doğruymuş.
Onu da gördük yani. O zaman şimdi durduralım. Ben de oğlumu geri yatağına yatırayım. Birazcık dinlensin. Sonra devam ederiz. En son bebişim kucağında sohbet etmiştik. Onu uyuttum şimdi. Emzirdik. Bu arada emzirirken de göğüslerimde çok süt olduğunu fark ettim. Hani böyle taşıyor, ziyan oluyordu. Aşkım da dedi gidip bir pompa falan alayım dedi. Bir türlü eksik bitmiyor ya. Sürekli bir şey, yeni bir şey çıkıyor. Her seferim soruyorum arkadaşlar, diyorum aşkım bir şey kaldı mı eksik? Hayır yok, diyorum. Yok bir tanem diyor, her şeyi aldık diyor, her şeyi full artı full diyor dedi, fazla her şey var diyor. Sonra 10 dakika sonra ya diyor pompa mı alsak diyor. Ya şunu mu alsak? 10 dakika geçmedi ya. Hani daha ben... bile önce söylemiş olabilirsin aşkım doğru. Aşkım da gitmiş. Bir daha yani gittim ben bugün o EBB'ye. Tekrar gittim. Bir daha gittim yani arkadaşlar. Artık ebeveyn kafasında yatıyor gibi bir şey oldu aşkım. Aynen. Şöyle manuel bir pompa aldık. Manuel tercih ettim. Çünkü elektrikli hem maddi olarak çok pahalıydı. Hem de hani bir süre sonra kullanamayacağımız bir şey sonuçta. Bebek büyüdükçe süt içtiği süt böyle artacak. Şimdi ama yetiştiremiyoruz. Şey oluyor yani bebek hepsini bitiremiyor diyeyim. O yüzden böyle bir pompa tercih ettik. Bu markanın ben kremini falan da kullanıyorum. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. O yüzden böyle almış aşkım. Onu, bu arada ben marka vermedim. Kendisi almış. Ben kendim çünkü bunu şey yani 3-5 tane vardı arkadaşlar. Hı-hı. Lansino'nun bir tane kremini almıştık. Ufacık bir krem 50 kusur liraydı. Dedim bunun ve bir bildiği vardır. Ve faydası var kremin. Hani mesela şimdi pahalı olan şey güzel oluyor. Şimdi bu kadar basit yani bu. Evet. Bir artı bir iki. Böyle anne sütü saklama poşeti almış aşkım. 50 tane varmış içinde. Ya şimdi bir de bunun 25'lisi var bunun bir de orada. Hı-hı. Dedim hani iki tane 25'te alacağım ama bir tane dedim 50'li alayım dedim. Şöyle. Nasıl kullanılır bilmiyorum. Artık sen aşkım kendin artık evet. Keşfedersin onu. Aynen okurum bakalım ben de bilmiyorum. Kendin keşfet yani. Içine. Bir de böyle saklama kabı almış. Yani önce saklama... ben bu kapları kullanırım. Sonra şeye geçerim poşete. Önce bir kapları dene bence de. Yani hemen bunları kaynatırız sıcak suda. Böyle de kaplar. Bunlar arkadaşlar ne yaşım? Şunu göster markasını bakayım. Baby Mom diyor. Ebeveyn kendi markası bu. Baby Mom 10 lira bunlar. Böyle opak kutu 10 lira. Yani tanesi 5 lira şu. Yani tanesi 5 lira geliyor evet. Ama çok güzel böyle şişede olması. Bu arada ben internetten baktım. 3 aya kadar buzdolabında saklayabiliyormuşuz. Hatta şey yapın diyorlar aşkım. Bu üstlerine İşte etiket yapıştırın, kağıda yazıp bantla, onu. Evet tarih mesela hani sağdığınız gün tarih çok mantıklı. En azından önce yaptığımız hani sağdığımızı hemen içiririz. Bakarsanız ileride hani kesilmesin tabii ki de sütümde azalma olursa bir şey olursa bunları kullanırız. Ya da bir yere gittiğimizde emziremeyeceğimiz bir ortam olduğunda yanımıza alırız. O da olur aşkım. Yani tabii yine sizlerin de arkadaşlar tecrübelerine yorumlarda. Varsa yorumlarda belirtirseniz uyarız da. Çok teşekkür ediyorum şimdiden güzel yorumlarınız için. O zaman ben bunu kullanmak için gideyim dezenfekte edeyim artık. Aynen aşkım. Ondan sonra zaten ilerleyen bir dakikalarda da şey yaparız. Bebişle şöyle evet. Bir kapanış yaparız ona sana. Evet oğluşum uyansın onunla kapanış yapalım. Oy, 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 oy. Kurban olurum ben size. Ana oğul şu an hasret gideriyoruz. Karnımızı doyurduk, altımızı açtık, üstümüzü değiştirdik. Uyanığınızda şu an etrafa bakınıyoruz. Maşallah sana annem. Şu anda böyle bütün perdeyi, o arkadaki püskülü her şeyi inceliyordur şimdi orada. Evet. Hop. Ayakları çok, görüyor musun? Çok güzel gözleri var. İnşallah değişmez rengi arkadaşlar. Bak bak. Anam. Patileri. Pati. Aslında pati de diyebilirsin. Evet azıcık. Çok küçük çünkü ya. Şu kadarcık ayakları var. Çok normal değil mi aşkım? Çok güzel. Kapanışta dedik ki oğlaşımla beraber yapalım böyle. Onun minik hareketlerini size göstermek istedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Doğumdan sonra böyle çok fazla hop kaçırdı. Çok fazla şey yapamadık. Kendimizi hani hep onun bütün ilgi onda olduğu için hani ne çeksek diye böyle çok fazla vakit ayıramadık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Artık oğluşumla beraber videolar bol bol gelecek inşallah. İnşallah.
görüşürüz.